Evet, gel bakalım buraya. Deli. Deli. Evet, çok tatlı bir çocukla birlikteyiz. Adı Leo ve şu anda annesine gitmeye çalışıyor. Anne delisi. Anneye bağımlı mısın sen? Bu çok ciddi bir bağımlılık ya. İnanılmaz. Annesi evden gidince kusuyormuş falan yani. O derece stres oluyor, değil mi? Burada da olduğu gibi. Tamam, bir sakin ol. Şu işlemlerimizi yapalım, hemen göndereceğim seni, tamam mı? Bekle. Bekle. Otur bir. Oturabilir misin birazcık benim için? Oturamazsan anneye gitmen gerekiyor. Peki, tamam. O zaman ben seni böyle muayene edeyim hemen. Bekle. Ulan bir tutsana abicim. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Geçici süreyle benimle idare etsen olmaz mı? Hı? Evet. Ya niye? Ben de öper koklarım seni. Ha? Çok mu seviyorsun sen annemi? Allah'ım yarabbim. 500 kilosu. Bekle. Aferin sana. Bakayım kulaklarına. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Bakıyorum sadece. Sakin. Bu artık çok aşırı bağımlılığa dönmüş ya. Çok sıkıntılı. Ya sadece burada böyle değil, değil mi? Hep istiyor. Problem. Bak, ben sana yaşmama vereyim mi birazcık? Al. Yaşmama yer misin? Onu da yemeyeceksin. Bak, şuraya koyuyorum, haberin olsun bak. Oo, çok fena, çok fena. Tamam, bugün iç dış parazitimiz var. Onları yapalım hızlıca. Nerede tabletleri? Tablet şeklinde yapıyorum ikisini de. Allah yardımcınız olsun. İşiniz zor. Hiç kızıyor musunuz ona? Bu geçmişinde hiç terk edilme var mıydı? Ya terk edilme... Gel buraya. Ama bekle. Pek sevmiyorum. Şimdi sevgiyi görünce de... Evet, bu bebeşin daha önce bir sahibi varmış ama... Çok ilgilenilmemiş onun anladığım kadarıyla. Şimdi yeni bir ailesi oldu. Ama bu sefer de aşırı bağlandı. Muhtemelen o kaybetme korkusunu da yaşadı. Küçük bir travması da olabilir bu anlamda. O yüzden. Ama yavaş yavaş düzelir inşallah, değil mi? Biraz sakinleş ama, olur mu? Ben şimdi sana iki tane hap yutturacağım. Yutturabilir miyim birazcık? Evet, bak ben de seviyorum seni, gördün mü? Evet, kocaman aç ağzını bana bakayım. Bekle, bekle. Kocaman aç ağzını bakayım. Oo, çok fena sen. Yuttun mu? Bakayım. Kontrol edelim. Yuttun mu ikisini de? Buradan da bakayım mı? Aferin sana, seni tebrik ediyorum. Seni tebrik ediyorum, harikasın. Tamam, seni çok fazla tutmayalım, anneye kavuşturalım, tamam mı? Tamam, bir tane öp beni, bırakayım. Büyük kavuşma. Ay, inanılmaz ya. İnanılmaz. Tamam bebeğim, tamam. Tamam. Allah Allah. Aldın mı? Çek. Kızıyor mu şu an? Evet, çek. Neden bıraktın diye çekiştirdim. Çeksin. Çok fena, bir de cezalandırıyor. Deli misin sen? Doğdum. Peki o ısırma huyları çok var mı abla? Ya hayır, acıtmıyor. Sadece hani böyle tutuyor o çekiştirme, acırma şeysi yok. Ama o da doğru bir davranış değil maalesef tabii. Bix sürdüğüm o paçalarımda yürürken tutarak yürüyor. Yani gideceğim korkusuyla. Kızınca bırakmıyor mu? Sakinleşene kadar bırakmıyor. O paçamdan tutmuş bu şekilde. Ay, çok ilginç bir bağımlılık. İnanamazsınız yani. O yüzden korkuyorum mesela küpelerimi falan yıkar diye. Bu ilerleyen dönemde devam ederse küçük bir ilaç takviyesi. Daha doğrusu bitkisel bir sakinleştirici deneyebiliriz. Çünkü bu aşırılığa kaçmış artık. Bu ona zarar verecek bir şey. Allah korusun, yarın bir gün sizle bir araya gelemez. Bir şey olur, bir yere gitmeniz gerekir. O ya zaman kafayı yer. Yok mu? Bakayım abi. Yemek yemiyor, su içmiyor ve kusuyor. Bekliyor şu an evde. Gitti. Şu an anne evde değil. Dışarıdan geldi. Ha. Geldi. Kim o? Geldi. Şu anda kapıya koşuyor. Delirdi, delirdi. Evet.
Arkaya gidiyor, bahçeye bakıyor. Takip ediyor ama oradan. Oradan mı geliyor? Oradan geldi. Oradan geldi. Gel tamam, buradan gelecek. Gel bak, aha kapıyı açıyorum. Kapıdan da çıkıyoruz bazen. Oğlum oradan girince gel. Koş. İnanılmaz ya. Hah, camda gördü. Hiç ses duymadın, sadece yürüyüşten tanıyor bu arada. Müthiş analizini yapmış. Sen çok zekisin. Çok zekisin. Tamam da ben burada... Evet, Leo'yu gönderdik. Gerekli konuşmaları da yaptık zaten ailesiyle. Leo'nun gerçekten davranışları çok aşırı. Bu ilerleyen dönemde sorun çıkartabilecek türden. Biz bunu aslında yalnızlık anksiyetesi diyoruz. Köpeklerde çok karşılaşılan bir durum. Benim böyle çok fazlaca hastam var. Köpek psikolojisiyle de çok derinden ilgilendiğim için. Şimdi aslında bu çocukların hepsinin geçmişinde bir terk edilme yatıyor. Yani birinci sahibinden ayrılan, artık ikinci, üçüncü sahibine gelen hayvanlarda çok karşılaşıyoruz bununla. Şu an onun yaşadığı şey terk edilme korkusu aslında. Evden annesi gittiği zaman ona çok bağlanmış. Annesi gittiği zaman strese giriyor. Ve kusmasının sebebi de o, huzursuz olmasının, iştahsızlaşmasının hepsinin sebebi o. Zaten buradaki görüntüde böyle çok net belli oluyordu. Yani titriyor hayvan. Ondan ayrı olduğu zaman, ki aralarında sadece bir metrelik bir mesafe olmasına rağmen böyle. Evden gittiğindeki zaten bu çok daha fazla öte oluyor. Camda bekliyor zaten. Videoda da göreceksiniz onu. Bunun tabii ki ufak ufak çözülmesi lazım. Tepkilerin azaltılması lazım. Onun için de doğru şekilde davranmak gerekiyor. Şimdi bu çocuğun da ne yazık ki ilk sahipleri çok ilgilenememişler onunla. İşte tuvalet eğitimini verememişler, dışarı çok çıkarmamışlar anladığım kadarıyla. Çünkü bez falan bağlıyorlarmış. Ama ne olursa olsun o ailesine bağlanıyor ki bu bir poodle ırkı ve poodle'larda biz bu sorunu daha çok yaşıyoruz aslında. Çünkü kendisini insan gibi hissetmeye ve aynı zamanda bu tip psikolojik sorunlara çok meyilli ırklarda bunlar. Çok bir kişiye çok fazlaca bağımlı hale gelebiliyorlar maalesef. Çözümü ne? Çözümü birincisi bağlı olduğu kişinin birazcık daha doğru şekilde yaklaşması gerekecek. İstemeyiz ama bir şekilde tabii ki tepki vermesi gerekiyor. Küçük bir eğitim, profesyonel bir destek alınması iyi olabilir bir köpek psikoloğundan ya da bir köpek eğitmeninden. Yine küçük anksiyetesini giderici, sakinleştirici, böyle doğal, hiçbir şekilde zarar vermeyecek ürünler kullanılabilir tabii ki bu eğitimi verirken aynı zamanda. Çünkü gerçekten tepkileri çok aşırı. Isırıyor, beni bırakma dercesine ısırıyor. Bu da çok ayrı bir problem gerçekten. Bu sorunların hepsi travmatik mi oluyor yoksa mesela köpeğin karakterinde de olabilir mi? Genelde travmatik oluyor. Evet, karakterinde de var, buna meyilli zaten ama genelde geçmişte yaşadığı o olaya bağlı olarak gerçekleşiyor bu durum. Bakalım, yavaş yavaş azaltmaya çalışacağız. Gerekli nasıl davranılması gerektiği hakkında uzun uzun konuştuk. Küçük küçük azaltmaya çalışacağız, inşallah toparlanır. Üzüldüm gerçekten çünkü yani çok sevmesi çok güzel. Evet, insanın hoşuna da gider ama bir taraftan da onun için zor bir süreç. Bakalım yani çözeceğiz. Köpeğinde böyle bir durum olan bir şey varsa... Yani bunu yaşayan evet başka insanlar da olabilirler. Bir sürü izleyicimiz var, izleyicilerimiz arasında. Bu anlamda muhakkak bir psikolojik destek köpek için alınmalı. Kesinlikle, kesinlikle. Bir eğitim desteği alınabilir gerçekten.